Hoş geldin Tato. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün konumuz Black Alien Project. Ondan bahsedeceğiz. Okey. Sen de çalışmışsındır umarım dersine. Çalıştım. Araştırmalarımı yaptım. Burada duruyor. Adam çok ilginç bir adam yalnız. Pası atıyorum sana. Bundan sonra sen. Tamam. Şimdi bu arkadaşımız 34 yaşında, 88 doğumlu, Fransız asıllı bir arkadaş. Bundan zannedersem 9-10 yıl önce Black Alien Project adı altında kendine, vücuduna modifikasyonlar yapmaya başlıyor. Öncelikle ilk yaptığı şeyden bahsediyorum. Vücudunun %98'ini zannedersem siyah boyatıyor. Kafası, suratı, çenesi, göğsü, koltuk altı, her yeri simsiyah adamın, bacakları falan. Bacaklarında zannedersem renkli dövmeler de var ama çoğunlukla full bodysuit gibi dövme kaplı herif. Bu adam zamanında güvenlik görevlisi olarak çalışıyor ve bir anda güvenlik görevliliğini bırakıp birazcık dövmeye yöneliyor. Bir yandan da bu projeye kendini adıyor. Yani kendisi şu an 9 yılın sonunda, birazdan anlatacağım detayları yaptıktan sonra hala şunu diyor. Henüz bu projenin %40'ını ya da 41'ini gerçekleştirebildim diyor. Şimdi bu adamın yaptığı şeylere gelelim. Birincisi neydi? Dövme yaptırmak. Dövme yapmaya bir merakı var mı yoksa? Evet, şu an dövme yapıyor. Öyle yani mi? Ben Instagram'ında biraz gezdim. Atıyorum benim gibi sürekli dövme paylaşmıyor ama dövme de paylaşıyor yaparken. Abstract işler yapıyor sanırım. Öncelikle yaptığı modifikasyonlardan bahsedeyim birazcık. Birincisinden başlıyorum. Abi adam kulaklarını kestiriyor. İki kulağı da yok. Hatta bir görsel daha gördüm. Onu bulursak koyalım buraya. Kavanozda tutuyor kulaklarını. Bir sıvının içinde bekletiyorlar ya, hani cenin falan tutuyor. Onun gibi bir şeyin içinde tutuyorlar abi. Kulakları bekletiyor adam, yani onları tutuyor. Ve kulaklarında dövme yok o zaman. Sadece ufak tefek çizgiler var. Bembeyaz duruyor kulakları. İkincisine geçeyim. Bir şey diyeceğim, duyu kaybı falan. Yani bilmiyorum o konuda ne olduğunu ama bildiğim kadarıyla kulak hani kepçe şeklinde olduğu için sesleri toplayan bir şey. Şu dıştaki aya, aya diyorlar galiba buna. Bunlar sesi toplayıp kulağın içine yönlendiren şeyler. O olmadığı için muhakkak vardır duyu kaybı ama demek ki hayatını çok etkilemiyor. Etkiliyorsa da bu yaptığı ya da yapacağı proje için bunu normal görüyor yani. İkincisi abi, burnunu kestirmiş adam. Şuradan şöyle burnunun ucu yok. Kuru kafa gibi görünüyor. Yani deliklerin içi görünüyor direkt. Üçüncüsü, dudağının üst tarafını şuraya doğru kestirmiş. Dişleri görünüyor konuşurken. Biraz daha şöyle kedi ağzı gibi. Böyle M şeklinde duruyor. Ya da ters V diyebilirim. Onun dışında ne yaptırmış? Gözlerin içi dövme. Bu artık aslında dünyada genelleşmeye başladı. Normal karşılanmıyor çoğu çevrelerce ama göz beyazlarına artık dövme yapılıyor. Onu da önce yeşile boyatmış, sonra siyaha boyatmış ya da siyahtan yeşile geçmiş, onu tam hatırlamıyorum. Dili dövme yeşil, dilinin üstü yeşil dövme yapılmış. Dişlerini sivriltmiş, hepsini böyle kestire kestire sivriltmiş ve mora boyamış abi dişlerini. Diş boyama ne lan? Öyle bir şey var mı? Ben ilk defa duydum ya. O zamana kadar anlattığım ben hepsini ilk defa. Bir de öyle bir şey var da adamın dişleri sivri ve mora boyanmış şekilde. Çok ilginç bir şey. Sol iki parmağını, sol elinin serçe parmağı ve yüzük parmağını kestirmiş. Ameliyattan fotoğrafı da var. Zannedersem o parmakları da saklıyor. Onun fotoğraflarını görmedim ama bir bakalım, bulursak koyarız. Parmaklarını kestirmiş. Yani hani alien çizimlerde falan hep üç parmaklı gösterilir ya. Bayağı öyle takılıyor herif sol elinde. Sağ elini kestirmemiş. Muhtemelen çizim, yemek ya da işte başka şeyler yaparken sıkıntı yaşayacağını hapla tahmin ettiği için. He? Hapla beslensin o kadar. Abi bilmiyorum yani, çok ilginç. Gerçekten şu an izleyenlerin, belki ilk kez duyanların kanı donuyor olabilir. Şaşırman da yani, ben araştırma yaparken böyle herifi izliyorum. Niye ya? Niye oldum gerçekten? Diğerine geçiyorum. Modifikasyonlardan diğerine. İmplantlar var abi. Kolunun burasında böyle implantları var. Kafasında boynuzları, bazı yerlerde böyle tabak gibi şeyleri, üst tarafta boynuzları var, yanağında var, alnında da var. Böyle piercingler falan takıyor o implantların uçlarına, vida şeklinde. İstediği dermal zaman gibi. Dermal gibi, evet, dermal hatta. Zaman zaman işte şey takıyor, boynuz gibi şeyler takıyor. Bazen başka şeyler, toplar falan takıyor. Boynunda da bir piercingi var. Muhtemelen penisinde de piercingi vardır ama onun paylaşımı yok. Böyle bir adam açıkçası. Fotoğraflarda gördüğünüz üzere gerçekten çok ilginç bir kişiliği var. Ve bu adamdan sonra başka bir herif daha çıkmış. Diablo diye. Diablo sanırım ismi. Onun da kullanıcı adı. Bugün ondan bahsetmeyeceğim ama kısaca bahsedersem bacağına bizim anlattığımız Antoni'nin dövmesini de yaptırmış. Sanırım ondan örnek alarak yaptırmış o da.
O da bayağı bütün vücudu siyah kaplı, gözler falan, dişlermiş. O dişlerini çıkarttırıp yerine metal diş taktırmış. Çelik sanırım. Neyse, bu heriften bahsedelim. Ailesel bir durumu var mı bilmiyorum. Hani annesi babası falan filan. Sadece annesiyle bir fotoğrafı var ve annesiyle bir problemi yokmuş gibi görünüyor. Ve bir yerde bir röportajda annem benimle ilgili konuşulduğunda ya da benle konuştuğunda beni yadırgamıyor diyor. Gayet fotoğrafta da mutlu görünüyorlar. O bana da garip geldi. Yani şimdi burada birazcık öz eleştiri gibi yapacağım. Şimdi o insan bize göre çok ekstrem bir şey yapmış, tamam mı? Yani boynuzlar, dişler, kulak kestirmiş, parmak kestirmiş falan. Sana bana bu aşırı geliyor ve çocuğum olsa yaptırmasını asla istemem. Şimdi birazcık empati yapıyorum. Hani bizim annelerimiz, babalarımız işte dövme yaptırma şöyle böyle dediğinde muhtemelen bizim kolumuza, işte bacağımıza yaptırdığımız o küçük dövmelere verecekleri tepki bizim bu adama vereceğimiz tepkiyle eşdeğer oluyor. Yani şimdi böyle düşündüğüm zaman da eleştiremiyorum adamı, anlıyor musun? Çünkü ben de annemin babamın istemediği şeyi yaptım. Şimdi diyeceksin ki abi o çok ekstrem, okey. Sana bana göre ekstrem. Ama bizim yaptığımız da bizim ailemize göre ekstremdi yani. Sana bana normal geliyor diye ona normal gelecek diye bir şey yok. Burada çok değişik bir paradoks var yani. O işin içinden bir türlü çıkamadım. Birkaç gündür düşünüyorum bu konuyu. Saygı duymak düşer tabii ki, bir şey diyemiyorum da. Ama ben babama bir seslenmek istiyorum. Buradan babalara bir mesaj gönderiyorum. Bak neler var. Sosyal hayatından bahsedeyim birazcık. Kendisinin bu konuda sözleri, bazı konuşmaları var, işte röportajları var. Sokaklarda gezerken insanların bir kısmının çok ilgisini çektiğini, gelip video ya da fotoğraf çektirmek istediklerini söylüyor. Bir kısmının da işte sözlü taciz ya da bir şeyler fırlatmaya kadar ona bağıran, işte yolunu değiştiren insanlar olduğunu söylüyor. Ve bunu çok normal karşılıyorum diyor. Çünkü dünya üzerinde benim gibi görünen bir elin parmağını geçecek insan yok. O yüzden onlara farklı geliyorum ve yollarını değiştiriyorlar. Çok normal falan diyor. Onun elinin parmağı da az olmalı. Şimdi orada sol elden mi bahsediyor, sağ elden mi bilmiyorum yani. Doğru. Yaşlı insanları ve genç, hatta genç değil, çocukları gördüğünde, küçük çocukları gördüğünde kendisi yolunu değiştiriyormuş. Niye diye sorduklarında da yaşlıların hastalıklarından dolayı kalpleriyle alakalı bir problem, hani şoka bağlı bir problem yaşayabilme ihtimallerini, çocukların da gelişme çağındayken böyle bir şeyle karşılaşıp şoka girme ihtimallerini aza indirmek için onları gördüğümde, eğer belli bir mesafeden gördüysem direkt yolumu değiştiriyorum, arkamı dönüyorum. Hani bir şekilde onları korumaya çalışıyorum diyor kendince. Çok ilginç yani. İnce düşünüyor aslında ama bir yandan da hayatıyla ilgili vermek istediği, vücuduyla ilgili vermek istediği kararı kendisi veriyor. Ben şeyini çok araştırdım bu arada, psikolojik durumuyla ilgili. Çünkü izlediğim videolarda, gördüğüm videolarda gerçekten yani sokakta herkes böyle normal gezerken bir tane herif simsiyah geziyor. Kafasında boynuzları var yani, Halloween partisinden fırlamış gibi geziyor. Her gün Halloween adama yani. Herkesin sana bakması, o şekilde bakması, yani yadırgayıcı gözlerle, itici, nefret gözleriyle bakması çok ilginç bir durum. Ve öyle bir psikolojiyi, hani empati yapmaya çalışıyorum falan, asla asla düşünemiyorum onun neler düşünebildiğini. Kolay gelsin diyorum yani, başka bir şey demiyorum. Şeyden bahsediyor mesela bir tane röportajında, evet biliyorum ben sağlığımı ve vücudumu gerçekten zorluyorum diyor. Yani bu yaptırdığım işlemler sonrasında sağlıkla alakalı problemler yaşayabilme ihtimalim olduğunu biliyorum. Ama bu benim kendi kararım ve bunları yaparken de herhangi bir yasal yok, yapamazsın edemezsin gibi bir durum söz konusu olmadığı için de yapabiliyorum diyor. İnsanlar sokaklarda işte araba çarpıp ölebiliyor, felç geçirebiliyorlar, kalp krizi geçirebiliyorlar ve ölebiliyorlar diyor. Birazcık böyle Türk gibi bir laf etmiş bir yerde, hayatı şansa yaşıyoruz diyor. Çok ilginç ya. Ben şeyden sonra acaba Türkiye yolu mu düştü falan, bir şey atanlar falan olmuş ya. Yok yani. Abi yani kendi yaşadığı yerde de muhtemelen öyle şeyler yaşıyordur. Çünkü normal diye bir şeyleri söyleyeceksek gerçekten normalin çok dışında bir şey bu yani. Birazcık da şeylerden bahsedeyim. Adamın gelecekte yapmak istediği planlardan bahsedeyim. Şu ana kadar iki tanesini açıklamış ve gerçekten çok 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 ilginç geldi bana. Birincisi, ikisi de birbirinden çarpıcı, açık söyleyeyim. Sen bunları bilmiyorsun. Hani birkaç şeyden sana bahsetmiştim videodan önce ama bunlardan haberin yok. İlki, adam penisini ikiye böldürmek istiyor. Dili gibi penisini de ikiye ayırtmak istiyormuş. Yani bunu sağlıklı bir biçimde nasıl yaptıracak bilmiyorum. Çünkü sonuçta orada idrar kanalı var, bilmem ne var, bir sürü şey var yani. Onu sağlıklı bir biçimde nasıl yapacaklar bilmiyorum. Bayağı çift başlı kobra yapacak adam kendine yani. Mitolojik bir karaktere çevirecek penisi de. Bu birincisiydi. İkincisi de bacaklarından birini aynı parmağında yaptığı gibi kestirmek istiyor.
Adam bayağı bacağını, dizden altını kestirmek istiyormuş ve bunu kesinlikle yaptıracağım diyor. Röportajını da dinledim. Röportajı yapan kişi hala aynı fikirde misin diyor. Hani fikrin değişmedi mi, kestirecek misin diyor. Kesinlikle kestireceğim diyor. Yani biyonik bacak mı taktıracak, kol değneğiyle mi gezecek, zıplaya zıplaya mı gezecek bilmiyorum. Ama bacağını kestirmek istediğine %100 karar vermiş herif. Ben şok. Ben de şok yani. Kafam almadı. Ben bu şeyleri, bu herifi, Anthony'yi araştırdığımda gerçekten böyle ufkum değişti yani. Yani bir insan kendine bunu niye yapar, nasıl yapar, o psikolojiye nasıl bürünmüş. Ben de çok seviyorum bu arada şey olayını. Full kol siyah, parçalı ya da komple boyanmış ya da bacak, ne bileyim göğüste, sırtta bir şeyler. Koyu dövmeleri çok seviyorum, bilenler biliyor ama hani tepeden tırnağa komple vücudunu dövmeyle kaplatma fikri, bilmiyorum, birazcık bana aşırıya gibi geliyor ama bu benim fikrim tabii ki. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz, yani çok merak ediyorum. Burada gösterdiğim fotoğrafları, videoları aşağıya şeyi de bırakırım. Anthony'nin Instagram adresini de bırakırım. Lütfen inceleyin ve fikirlerinizi yoruma yazın. İyi veya kötü, neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ben de çok merak ediyorum. Anthony ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi lütfen unutmayın. Aşağıdan abone ol tuşundan beni takip edebilir. Bildirim zilini açıp da atacağım videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Onun dışında buraya da her zamanki gibi artık Instagram'ımı bırakıyorum. Oradan da beni takip edersiniz. Yaptığım yeni dövmeler ve tasarımlarını görebilirsiniz. Bu kadar artık. Görüşürüz.